Arkadaşlar hoş geldiniz. İyisiniz inşallah. İyi miyiz? Evet. İnşallah biz de iyi olalım hep beraber. Fena değilim, iyiyim bugün biraz daha. Geçen hafta çok zor konuşuyordum. Hatırlıyorsunuz. Evet, 2,5-3 hızımda izlenecek bir video yaptım. Ama yorgundu, zihnim yorgundu yani nedense. Bir de küçük tıbbi bir şey var. Onun mu etkisi bilmiyorum. Bugün biraz daha iyiyiz. Şimdi konularımızı yavaş yavaş bitiriyoruz. Ha. Haber konusunda bir iki detay var. Onlara girmiyorum. Çok önemli değil. Haberi çok anlattık. Şimdi kitap, sünnet bitti. Araya bir konu koymuş. O da ibaha konusu, mübah konusu. Ondan sonra da icma. Bugün mübah konusuyla, ibaha ile icmayı inceleyeceğiz. İnşallah bitirmeye çalışacağız. Ben biraz ona göre hazırlandım. Ondan sonra da zaten kıyas konusu kalıyor ve bitiyor. Şu anda 3. cilti ortalarını geçtik şu anda inşallah. Şimdi konu başlığımız bu ilk 4 ciltlik baskısında 63. baba denk gelen şer'i bildirim gelmeden önce eşyanın hükmü. Yani şer'i bildirim dediği bize hitap, şer'i hitap gelmeden önce eşyanın hükmü. Şimdi bize şer'i bir hitap oluşup gelmeden önce, yani biz şer'i bir hitaba muhatap olup, o şer'i hitaba inanıp, onu dinlemeye başlamadan önce bir hüküm var mı, yok mu? Mesela işte, ne bileyim işte, şarap içilebilir mi, içilemez mi? Yalan söylenebilir mi, söylenemez mi? Doğru söylemek iyi mi, kötü mü? Evet. Biliyorsunuz, hani burada da çok gündeme gelen bir şey. Şöyle yapalım. Hüküm dediğimiz şey, şer'i hüküm dediğimiz şey. Şer'i hüküm dediğimiz şey. Eş'arilere göre neydi? Eş'ari doktrini. Hitab-ı şari. Hüküm, şari'nin hitabı. Hitap, kelamdan farklı bir şeydi. Değil mi? Mesela eş'arilere göre kelam kadim. Ama o kelama muhatap olmayan kişi açısından o kelamın bir önemi yok. O kelamın bize ulaşması, bizim duymamız hitap işte. Bizim muhatap alınmamız, onun bize gelmesi. Buna hitap diyoruz. İşte şari'nin hitabı hükümdür. Şari'nin çok basit formülasyon. Şari'nin hitabı bize ulaşmadan önce ne yoktur? Hiçbir hüküm yoktur. Hiçbir hüküm yoktur. İşte Hanefi Mutezili çevreye göre... Ehli rey diyelim. Hüküm nedir? Hitabın eseri, daha da önemlisi, şeylerin vasıflarının sonucu. Bu Zekiüddin Şaban'daki şey, o biraz bir yere kadar yanıltıcı. Yani mesela bir fiilin taşıdığı vasıf, onun hükmünü belirliyor. Mesela biz şeylerin vasıfları dediğimiz, neyi kastediyorum? İyi ve kötü. Mesela, dolayısıyla burada şairin hitabından ziyade hükmü belirleyen şey nedir? Hükme konu olan şeyin taşıdığı vasıf, niteliktir. Dolayısıyla şairin hitabını bekler miyiz? Beklemeyiz. Bir şeyin hükmünü belirleme noktasında. Mesela, şey dediğim işte, fiiller, nesneler, bir şeyi yemek, işte falan, adam öldürmek, doğru söylemek, şükretmek, nankörlük etmek vesaire. Dolayısıyla burada şairin hitabının öncesinde bizde bir iyi kötü anlayışı var. Değil mi?
iyi kötü anlayışına göre hüküm verebiliriz. Şey bu, temel şey bu. Yani gerçek bir eşari, akıl bize bir şeyi zorunlu kıldığı için şari bunu iyi yapmıştır. Ya da şari'nin bize şu konuda bu hükmü vermesi caiz değildir, imkansızdır falan hiç. Çünkü şari'nin hitabından önce şari'yi de belirleyecek, onu da ne yapacak, yönlendirecek, onun hitabına zemin teşkil edecek hiçbir kriter yoktur zaten. Husun kupuh tartışmasının sonucu bu. Yani şeylerin vasıfları, iyi ve kötü vasfı, hükmü belirler gibi. Böyle bir şey. Şimdi şöyle yapalım. Peki, o zaman şer'i bildirim gelmeden önce eşyanın hükmünü niye tartışıyoruz? Hemen şöyle diyerek geçebilirdik. Eşarilere göre şer'i bildirim gelmeden önce eşyanın hükmü yoktur. İşte ehliliğe göre de akıl iyi bir şeyi iyi görüyorsa o vaciptir, kötü görüyorsa yasaktır falan diyebilir. İşi bitirirdik. Ama bir problemimiz var. Akıl her şeyi baştan ne yapamıyor? Akıl bütün iyi ve kötüleri kavrayamıyor. Böyle bir iddiası yok. Ha, işte bu alana bakacağız şimdi. Zaten akıl bu formülasyona göre bütün iyi ve kötüleri çok net olarak bilse, dinin de şeyi, dine de gerek teorik olarak kalmayabilir. Birisi bizi bu yönde sıkıştırabilir. Eğer akıl her şeyi bilebiliyorsa, iyi ve kötüyü, şeriatta aklın bildiğini, yani aklın iyi dediğini şeriatın kötü demesi caiz mi? Değil. Diyemez demek yani. Aklın kötü dediğini şeriatın emretmesi caiz mi? Mümkün mü? Caiz mümkün anlamında. Üç kavramımız var. Vacip, mümkün, mümteni biliyoruz. Caizin arkasındaki kavram mümkün. Mümkün mü? Değil. İşte şey, bu taraf şurada çok fazla iddialı değil. Bu taraf neden şurayı kabul ediyor? Hüküm noktasında şairin hitabını beklemeden eşyanın vasfı, iyilik ve kötülük vasfı olduğunu düşünüyor. Tek gerekçesi şu, dine girebilmeyi meşrulaştırmak için. Ben bu kitapta emredilenlerin iyi, nehyedilenlerin kötü ve bu kitapta bir hikmet, adalet, sistematik olduğunu bileceğim ki o şekilde dine gireceğim. Değil mi? Mucize tek başına her şeyi herkes için çözümlemiyor. Mucize belki o mucizeye bizzat şahit olan insanların dine girmesinin felsefi altyapısı olabilir. Ama birçok insan doğrudan mucize görmedi. Gördüğü mucize de kitap. Ha, o zaman kitabı benim belli kriterlerle değil mi, değerlendirip bu kitabın gerçekten ilahi kaynaklı olduğunu anlamam için iyi kötünün bir defa olması lazım. Birinci cümle bu. Bütün sorun, bak Mutezile hani her zaman söylüyoruz, piyasada anlaşılmıyor ya da ehlirek. Bütün sorun dine girme, dine girmenin, dini kağıt üzerinde meşrulaştırmanın yolunu yapmak. Gazali'ye gelince göreceğiz. Mesela Gazali sağdadır. Birçok yerde aslında hani ehlireyi anlamıştır ama bu noktada bir tek dişli tutar zaten Gazali'yi eşarilikte. Bu da kırılsa neredeyse %70 Mutezili olacak. Zaten eleştiriliyor da. Mutezile uslubu kullanmaktan dolayı da eleştiriliyor. Mesela Gazali'nin dine girme teorisini göreceğiz. Ne kadar tutarlı olduğunu sorgulayacağız. Evet. Şimdi. Hocam meseleye girmeden bir şey sorabilir miyim? Tamam. Sünnetten sonra icmadan önce anlatmasının nasıl mümkünse? Bilmiyorum, onu düşünmedim. Yani şey, bulamadım, evet. Bunu normalde şeyde anlatması lazım. Yani biraz da şunu demek istiyor. Aslında şöyle şey yapabiliriz. Kitap var, sünnet var. Bize bunların bildirdikleri var.
Ha, bunun dışında da ibaha alanı var gibi. Yani bir de ibaha alanı var. Yani bir tür belki şey, ibahayı asliye falan. İbahayı asliye. Ama böyle bile olsa icmadan sonra. Çünkü bir tamamlayalım, icmayı da bakalım. Hani elimizdeki veriye bakalım. Bunun dışındakileri ibahayı asliye ile çözebiliriz. Bunu anlatmaya çalışıyor biraz belki. İcmadan sonra olması daha mantıklı tabii. Evet. Evet. Şimdi yani yavaş yavaş aklın alanına geçiyoruz demeye çalışıyor biraz da. Şimdi şöyle yapalım. Bir defa şer'i bildirim gelmeden önce eşyanın hükmü, yani yasaklık ve ibaha hakkında. Şimdi Cassas diyor ki, mükellefin kasıtlı olarak yaptığı fiiller akıl açısından üç hüküm taşıyabilir. Hani mükelleflerin kasıtlı olarak yaptığı, yani bilinçsiz bir şekilde gafletli değil de. Mesela nedir? Mükellef elmayı yedi. Yolda yürüdü. Ondan sonra vesaire vesaire. Üç hüküm var. Üç hükmü olabilir bu fiillerin. Mübah olabilir, vacip olabilir, mahzur olabilir. Mübah, vacip, mahzur. Esas ana kavramlar bunlar. Efendim. Tanımlıyor da güzel güzel. Mübah, mükellef yaptığı zaman sevabı. Bir de şu var arkadaşlar. Yine burada bir derste uzun anlattım. Debussy'ye kadar hukuk dili hep mükellef üzerinden gidiyor. Çünkü henüz şey yok. Ne, hangi kavramı yok henüz? Tam netleşmemiş. Şey yok. Kişilik kavramı, zimmet kavramı ve hangi ehliyet türü net değil? Vücub. Kişilik kavramı olunca. Henüz vücub ehliyeti şey değil. Netleşmemiş. Hep mükellef üzerinden gidiyor onun için. Değil mi? Zimmet ve ehliyetül vücub kavramı Debussy ile beraber giriyor. Debussy'nin ciddi bir katkısı bu şeye. Evet. Belki de bütün dünya hukukuna. Muhtemelen. Evet. Mübahın tanımı bu. Vacibin tanımı işte bildiğimiz tanım. Mükellef yaptığında sebebi falan. Bir de mahsur var. Şimdi akıl açısından üç hükmü olabilir. Şer'i bildirim gelmeden önce mükellefin yaptığı fiiller. Efendim. Fakat şimdi bu konuda bir tartışma var tabii ki. Herkes bunu kabul etmiyor. Bir defa şer'i bildirim gelmeden önce mükellefin yaptığı fiiller üçe ayrılır dedi ya Cassas. Şimdi şunu izah ediyor. İnsanlar şer'i bildirim gelmeden önce işte mümkün olan şeylerin, yapılması mümkün olan şeylerin hükmü konusunda ihtilaf etti diyor. Herkes bizim gibi düşünmüyor diyor. Bir defa şer'i bir bildirim gelmeden önce herhangi bir hüküm veremeyecek kim var? İşte Eş'ariler var. Eş'ariler herhangi bir şekilde şer'i bildirim gelmeden önce hüküm veremez. Onun için ne demesi gerekiyor Eş'arilerin? Şer'i bildirim gelmeden önce hiçbir şeyin hükmü yoktur. Peki hocam, adam öldürmeyle ölmekte olan birisini kurtarma da aynı mıdır? Bak şimdi burada bunu söylemek zorunda. Değil mi? Burada buna bile bir şey söyleyemiyor. Yani en zor soruyu sorduğun zaman açıktan böyle hani dümdük net bir şekilde soruyorsun. Adam öldürmekle ölmekte olan birisini kurtarmak da mı hükümsüz? İkisine de mi hüküm vermiyorsun? Yani bu iyi, bu kötü de mi diyemiyorsun? Diyemiyor. Çünkü desen iş nereye varacağı belli. Evet. Şimdi Cassas'ın sıralamasıyla gidelim. Birinci grup, yani bu konuda ihtilaf ediliyor. Şuraya yazalım onu. Şer'i bildirim gelmeden önce yapabileceğimiz mümkün fiillerin hükmü. Fiillerin hükmü. Konusunda insanlara ihtilaf ediyor. Tabii ki farklı görüşler var efendim. Birinci görüş diyor ki, aklın çirkin ya da vacip olduğunu işaret etmediği bütün fiiller mübahtır. Mesele şu aslında arkadaşlar. Şuraya gelirsek. Eş'ariler hüküm yok diyor.
yani temel olarak. Şu grup diyor ki, şu grup, akıl iyi olduğunu bilirse bu şeyi yapmak vacip. Kötü olduğunu bilirse bu mahsur. Ama şer'i bildirim gelmeden önce aklın iyi ya da kötü olduğunu bilebileceği şeyler abartılı değil. Burayı yanlış anlamamak lazım. Değil mi? Daha önce de konuştuğumuz gibi. Çok belli başlı şeyler. Akıl neyin iyiliğini bilebilir şer'i bildirim gelmeden önce? En çok tekrar edilen bir şey var. Şükür. Nimet verene şükretmek. En çok tekrar edilen bu. Şükür. Şükrül mün'im. Değil mi? Nimet verene şükretmek. Ondan sonra cassas tevhid falan diyor. Biraz tartışılır. Hadi yazalım. Tevhid. Hani aklen çıkarır yani bir tane Tanrı olduğunu. Tanrı olduğunu çıkaracak önce, sonra bir tane olduğunu çıkaracak. Bütün her putperest, politeist falan, öyle tek tanrı inancı falan çok fazla yaygın değil. Tevhid. Bir de ne, mesela ne olsun? Tamam, bu ikisi yeterli. Şuraya gelelim. Çok fazla değil. Kötü. Ne kadar yeterli? Adalet. Arkadaşlar, emin olun Mu'tezile'nin yapmaya çalıştığı şey akıl her şeyi bilebilir değil. Yapmaya çalıştığı şey akıl eğer iyiyi kötüyü bilemezse ben bu dine girişi teorik olarak temellendiremem. Din olmaz. Din elden gider. Dini kurtaracak kadar. Hani ben adalet diye ben de iyi, adaletin iyi olduğunu, ne bileyim doğru söylemek, belki adalet kapsamını biraz bazen genişletiyoruz. Yani ben bu Kur'an'da demin anlattığım gibi, mucizenin ulaşmadığı kişiler açısından, Kur'an mucizesinin anlayabilmem ve bunun gerçekten ilahi kaynaktan geldiğini bilebileceğim kadar fazla değil. Kötü nedir? Küfrün zıttı küfür, şükrün zıttı küfür. Yani küfranı nimet, seni tanımıyorum, sen kimsin, bana bu kadar nimeti sen vermedin gibi. Küfür, küfran diyelim. Adaletin zıttı zulüm. Bu kadar, belli başlı şeyler yani. Bunun dışındakiler, yani şurada saydıklarımız dışındakiler, diğer şeyler diyelim. Yani aklın şak diye iyi, şak diye kötü diyemediği, herkesin uzlaşamadığı şeyler, işte bunlar ne olacak? Şimdi burası, Mu'tezile içerisinde burayla ilgili bir tartışma var. Tamam, diğer şeyler ne olacak? Birinci grup diyor ki, yani Mu'tezile şurayı bitirmiş. Şurada bir sorun yok. Şeriat gelmeden önce iyinin hükmü belli, kötünün hükmü belli. Şeye göre, ehliyeye göre. Ama aklın karar veremediği şeylerin hükmü nedir? İşte birinci grup diyor ki mübah. Yani aklın karar veremediği şeyler, çok kısaltma yapıyoruz bugün, mübah. Evet. Mesela işte küfür, zulüm falan yasak. Ondan sonra nimet verene şükretmek falan vacip. Bunların yasaklığını ve vacipliğini kim belirliyor? Akıl belirliyor. Akıl bunları belirledikten sonra dinin bunların aksine bir hüküm getirmesi caiz mi? Değil. Ne demek dinin bunların aksine bir hüküm getirmesi caiz değil? Her zaman söylediğimiz. Getirse? Kabul etmez. Hani metin getirseydi bunları biz kabul etmezdik. Tamam mı? Evet. Çünkü biz onurlu bir şekilde Müslüman olduk. Yani biz öyle kendimizi bedavaya şey yapmadık, inanmadık yani, öyle her şeye inanmayız. Değil mi? Evet. Her zaman söylediğimiz şey. Efendim, dolayısıyla bunlar mübah. Başka bir grup. Evet. Bakın Mu'tez yine bu ehlire içerisinde. Aklın vacip olduğunu söylediği, işte nimet verene şükretmek gibi, iman gibi şeylerin dışındakiler, tamam mı? Komple yasak. Ne demek bu?
Yani şurası yasak, şu şey ya, vacip ya. Şurası da yasak, burası da yasak yani demek istiyor. Yani akıl iyi gördükleri iyi, kötü gördükleri, aklın iyi gördükleri dinen, şer'an vacip. Aklın kötü gördükleri şer'an yasak, aklın tam olarak anlayamadıkları da şer'an yasak. Aklın, şu ne, AKV neydi? Aklın karar veremedi, güzel. Aklın kötü mü dedim birden. Aklın karar veremedikleri de mahsur grubunda. Değil mi? Şimdi şey basit oldu, formülasyon basit. Yani bu ikinci görüş bunları yasak grubuna alıyor. Evet. Dolayısıyla bunlara göre iki kategori var. Mübah kategorisi yok. Vacipler ve yasaklar. Daha böyle baskıcı bir şey. Evet. Başka bir grup ki muhtemelen eşarileri kastediyor. Şer'i bildirim gelmeden önce fiiller hakkında mübahtır, yasaktır denemez. Bunlar aynen Gazali'nin cümleleri. Yavaş yavaş. Gazali, yani Cassas'ın cümleleriyle Gazali'nin cümleleri bazen o kadar benziyor ki birbirine. Yani hani çok bunu daha önce de söyledim. Buralar özellikle aynı. Çünkü şer'i bir bildirim gelmeden önceye bir şeye mübah demek, bir mübah kılıcıyı, yani mübah kılıcıyı nasıl Arapça söyleyebiliriz? Mübihi gerektirir. Bir şeye vacip demek, bir mucibi gerektirir. Bir şeye mahsur demek neyi gerektirir? Hadi söyleyin bakayım. Hazır. Hazırı gerektirir. Yani şer'i bildirimle ancak bunlar olur demek istiyor. Dolayısıyla şer'i bildirim gelmeden önce biz bir şeyin vacip ya da mübah olduğunu kabul edersek aklımızla hüküm koymuş oluruz, ehlire oluruz. Dolayısıyla hiçbir hüküm yoktur. Aslında eşariliğin gerçek görüşü akıl, iyi ya da kötü konusunda ve bunlarla bağlantılı olarak da şer'i konularda hiçbir hüküm sıfırdan koyamaz. Hiçbir hüküm sıfırdan koyamaz. Aslında çok bağla, insanı bağlar. Onlar da bazen sıkıldıklarında böyle bazı yerlerde şey yapmaya çalışırlar. Mesela şari insanlara mesela mümteniyi emretmez diyen bir eşari aslında eşarilikle çelişiyordur. Sen şarinin neyi emredip neyi emretmeyeceğine akılla mı karar veriyorsun diye kendi ilkesiyle çelişir. Yani akıl hiçbir hüküm vermez. Dolayısıyla akıl hiçbir hüküm vermeyince de şer'i bildirim gelmeden önce bütün fiiller birbirine nedir? Eşittir. Evet. Zulüm ve küfür gibi fiilleri yapmakta bir sorumluluk yoktur. Zulümle adalet arasında bir fark yoktur. Şer'i bildirim gelmeden önce. Evet. Evet. Şimdi Cassas tekrar toparlıyor. Bu üç görüş aktarmış oldu. Bizim görüşümüz işte şu diyor. Bize göre şer'i bildirim gelmeden önce eşyanın aklen üç hükmü olabilir. Bu üç hüküm de şer'i hükme dönüşebilir. Mesela işte nimet verene şükretmek, adalet gibi şeylerin akıl iyi olduğunu bilir. Bunlar aklen vaciptir. Bunlarda dinin bir değişiklik yapması da ne değildir? Farklı bir hüküm getirmesi bunlarla ilgili caiz değildir. Cassas'ın dili. Cassas'ın dili şu, caizdir, caiz değildir. Bir fıkıhçı gibi. Ama şey çok farklı. Değil mi? Bağlam çok farklı. Bu mümkün değil. Çok çok daha kritik bir şey yani. İki, işte öz itibariyle çirkin fiiller, kötü fiiller de işte küfür ve zulüm gibi bunlar da yasaktır. Aklen, dinen de yasak olması gerekir. Dinin bunlardaki hükmü, akli hükmü kaldırması mümkün değildir. Din bunlardaki akli hükmü kaldırırsa kendini kaldırmış olur. Yani bizim dine girişimizin felsefi zemin ortadan kalkar. Değil mi? Bir de üçüncüsü, AKV, aklın karar veremediği. Yani akıl şimdi bakıyor, iyilik de olabilir biraz. Biraz şöyle bakıyor, kötülük de üreyebilir bunlardan. Ondan sonra
Bunlar nedir? Bunların mükellefe sağlayacağı yarar ya da zarara göre bağlı olarak bazen mübah olabilir, bazen vacip olabilir, bazen de yasak olabilir. Yani üç hükmü alması da mümkün. Şari'nin bunlarda gördüğü mükellefe sağlayacağı şeyler fayda ve zarara bağlı olarak. Tabii Şari hüküm verirken yine neyi esas alıyor? Fayda ve zararı esas aldığı için. Değil mi? Evet. Şari arkadaşlar neyi esas alıyor hüküm verirken? Şari'nin bütün hükümlerinin arkasında ve bütün fiillerinin arkasında aslında ne yatar? Fayda ilkesi yatar. Şimdi biraz ondan bahsedeceğiz. Biraz sonra, çok az sonra. Evet. Peki, bu görüşün şimdi şeyini yapalım, delillendirmesini yapalım. Mesela kastettiğimiz şey, şurada diğer şeyler diye kastettiğimiz şeyler, şer'i bildirimin gelmediğini düşünün. Şer'i bildirim gelmeyen dönemler var. Bunlar rahatlıkla düşünülebilir. Kendisine belli bir şer'i bildirim ulaşmamış insanlar, yani insanlık tarihinde düşünülebilir. Bunu kabul ediyoruz bir defa. Efendim. Böyle kişiler için, şimdi bu kişi sabah kalkıyor mesela. Koyununu sağıp sütünü içsin mi? İçebilir mi? Kendini bu dünyada yaşıyor, buluyor bir an. Aklı çalışmaya başlıyor. Yaşıyorum lan diyor ben. Hani neredeyiz biz? Değil mi? Şimdi işte bunu tartışıyoruz. Bu kişinin mesela gidip koyununu sağıp içmesinin hükmünü tartışıyoruz şu anda. Hani koyununu sağmayabilir, yani o süt içmeyebilir, gider su içerdi mesela. Değil mi? Şimdi Ehl-i Rey diyor ki, madem biz kendimizi bu dünyada bulduk, mesela böyle bir şey, bir kişinin yerine koyuyor kendini, bir defa Şari bizi ne yaptı? Demek ki yarattı. Bizim yarattıysa hayatta kalmamıza yetecek kadar fiillerde bulunmamızın kötü olması mümkün mü? Mümkün değil. Ha, demek ki şu alanda belli bir grubun, yani diğer yapabileceğimiz şeyleri düşünün. İşte yani suçsuz birisini öldürmekten, işte ölmek üzere olan birisini kurtarmaktan, şöyle çok böyle temelde ne var? Yaşamsal faaliyetlerimiz var. Bu da bu gruba giriyor. Yani bunların kötü olması düşünülebilir mi? Olmaz. O zaman Şari kendisiyle, yani bizi yaratan kendisiyle çelişir. Ben seni yaratacağım ama hiç öyle tutup benim koyunlarımdan süt içmeyeceksin falan gibi bir saçma bir şey olur. Bu bir. Buna şimdi yine geleceğim de şöyle yapalım. Birinci önerme şu. Şimdi sen varsın, koyun var. İkisini de Allah yaratmış. Yaratmak Allah'ın bir fiili. Aslında Ehl-i Rey her şeyi bir şeyde özetliyor. Bir ana kavramda. Şimdi yaratma şeyi, sütü de Allah yaratmış. Yaratma fiili Allah'ın bir fiili. Peki Allah'ın fiilinin arkasında bir amaç olması lazım mı? Amaçsız olmuş olsa? Amaçsız olmuş olsa dine girmenin de bir anlamı kalmaz. Yani amaçsız böyle rastgele bir şeyler var. Değil mi? Yani dini de temellendiremeyiz. Bir amaç olması lazım. Peki bu amaç neye yönelik bir amaç olması lazım? Yani amaç dediğimiz şu. Fiillerinin arkasında bir faide olması lazım. Anahtar kavram faide. Yani faide anlam demek. Anlam. Hani Türkiye'deki fayda da buradan geliyor. Bir anlamı olması lazım. Tamam. Peki bu anlam kime yönelik olması lazım? Mesela Şari kendisine yönelik olan, ya acaba bir deneyeyim, yaratabilecek miyim? Bir bakayım böyle, bir ol diyeyim, bakalım olacak mı falan. İşte yaratınca, aa ulan ne kadar güzel yarattım falan gibi böyle bir şey kurgulasak şimdi. Yani Şari bunları kendi yaratabiliyorum falan gibi. Böyle bir anlam için yaratmış olsa bu mümkün mü? Mümkün değil diyor. Ondan sonra aslında şu var. Bu Mutezile'nin, Nehre'in düşünce yöntemini çözdüğümüz zaman aslında çok basit bir, ya biraz basit bir düşünce. Ama
çok temelli bir düşünce yani. Dini inanış için temel bir düşünce ve her şeyi aslında birkaç önerme üzerine kuruyor. Dolayısıyla Şari bunu kendisi için yapmış olamaz. Yani bu yaratma fiilini. Ondan sonra çünkü kendisinden emin değilse zaten Tanrı olamaz. Evet. İki, bu fayda zarar vermek olabilir. Çünkü bir dünya, evreni bir yaratayım. İşte bu kessinler, kırsınlar birbirini falan. Ben de işte oradan zevk alayım. Zarar vermek için yaratırsa Tanrı olamaz zaten. Zaten inanmayız yani. Yani o zaman sen zarar vermek için yapıyorsan, ben sana inansam da sen zaten benimle dalga geçeceksin. Ne yaptın lan sen öyle 40 sene, 50 sene, 100 sene işte ibadet mübadet, geç onları cehenneme falan. Hani onu da yapabilir, aynı şeyi yapar. O zaman buradan da din çıkmaz. O zaman kim kaldı başka? Biz kaldık. Yani mükellefler kaldı. Yani çünkü bakıyoruz, biz biraz da akıllı olduğumuz için koyunu alıp, ahıra atıp ondan istifade ediyoruz. Biz istifade ediyoruz yani burada. Koyun da istifade ediyor da gerçi o da belki ormanda gelse kurtlar yiyecek falan. Ama sonra biz yiyoruz yani bir şekilde. Demek ki her şey kimin istifade... Bu aslında dini düşüncenin çok özünde olan bir şey. Değil mi? Dolayısıyla kimin istifadesine yaratılmış olabilir? Bütün fayda insana yönelik. İnsanın maslahatına, menfaatine yönelik. Şari'nin bütün fiilleri böyle olduğu gibi şer'i hükümleri de insanın faydasına yönelik. Dolayısıyla böyle bir şari insanın faydasına yönelik yapmışsa bütün yarattıklarını, şer'i bildirim gelmeden önce de insan hayatta kalacak şekilde bir takım fiilleri yapabilir. Yemek yer, içer, gezer, tozar, avlanır vesaire vesaire. Kötü olan alana girmedikten sonra. İyi olanları da zaten bilip yapması gerekir. Tabii bu bakış açısı aslında biraz, yani bunun bir şekilde fark edilip sorgulanması lazım. Bu biraz fazla insanı çok fazla ciddiye alan. Yani madem ki Tanrı hem bizi yarattı hem de din gönderdi, bizi demek ki çok ciddiye alıyor. Tamam mı? Böyle bir arkasında böyle bir psikoloji var. Tanrı bizi acayip ciddiye alıyor. Biz de acayip önemli varlıklarız. Tamam mı? Bu dini düşünceyle beraber giden bir şey. Efendim? Ve insan bunu zedeleyecek şeylere de, mesela Hristiyanlık düşüncesi de aynen böyle. Bunu zedeleyecek düşüncelere de hiç kapı aralamıyor. Hatta ben şöyle söylüyorum. Mesela Orta Çağ'da siz, daha önce belki konuştuk. Yani dünya mı güneş etrafında dönüyor? Mesela güneş mi dünya etrafında dönüyor? Mesela dini düşüncede şu bağlamdan geliyorsanız eğer kesinlikle şuna inanmanız gerekir. Güneş dünyanın etrafında dönüyor. Neden? Ya bu... Hele bak kim gelir demiş ya. Böyle bir fıkrayı biliyor musunuz? Onu mutlaka izleyin. Laz hacca giderken böyle bir takım olağanüstü şeyler oluyor ya. Evet. Biliyor musunuz fıkrayı? Evet. Bilmiyor musunuz? Neyse uzar şimdi fıkrayı anlasam. Şeyini veririm ben size. ben daha önce de dinlemiştim. Şimdi insan kendini biraz önemsiyor yani. Yani şunu demeye çalışıyorum. İnsanın yaşadığı bir gezegen gitsin niye bir ateş topunun etrafında dönsün? Burada hele bak kim yaşar burada? İnsan yaşar. İnsanların olduğu bir gezegen niye gitsin bir ateş topunun etrafında dönsün? Tamam mı? Dini düşünce şeyi kabul etmek de zorlanır yani. Hani güneş merkezde, ateş topu merkezde hep beraber dönüyoruz biz. O zaman yani önemli olan kim oluyor burada? Ateş oluyor. Tamam mı? Hani bunun için Yahudi Hristiyanlık mesela özellikle Kopernik'e ne yapmıştır? Çok büyük darbe. Hep böyle düşünüyorlar. Tanrı bizi yarattı. Oo, herkes de etrafımızda dönüyor. Merkezde biziz yani. Hani egosentrik, işte dünya merkezli. Dünya merkezi demek aslında insan merkezidir. Her şey biziz. Hani zaman zaman söylerim. Batı düşüncesinde üç şey Hristiyanlara çok büyük darbe vurmuş. Bir tanesi Kopernik işte. Öbürü Darwin. Sonra tutuyor birisi geliyor diyor ki siz hani kendinizi çok önemsiyorsunuz ya Tanrı her şeyi sizin için yarattı bütün evren falan. İşte hani maymunla akrabasınız falan deyince bu müthiş bir şey yani. Değil mi? Maymun da öbürüyle akraba, şempanze o onunla onunla derken. Evet. Üçüncüsü de Freud. Evet. İşte buradaki şey bakış açısı şey. Yani dindar dine girebilmek, dindar olabilmek aynı zamanda
bu menfaat ve fayda, her şey bizim faydamıza şeyi muhabbetiyle biraz çok fazla şey oluşturuyor. Yani biz esasız, evrende biz varız. Tanrı var, biz varız, geri kalan her şey bizim faydamız gibi bir bakış açısını da oluşturuyor. Yani bu bakış açısının biraz sorgulanması gerekiyor. Öbür taraf daha mahviyetkar. Vallahi biz anlamayız kardeş. Öyle çok önemli de olmayabiliriz. Bize yap dendiği yapıyoruz. Hani, tamam mı? Ama bu tarafta işte neden dine inandın diye sorularına düzgün cevap veremeyebiliyor. Nasıl girdin sen bu işe? Bir kağıt üzerinde bir anlat. Formül tutuyor mu? Senin yani yöntemin yanlış ama sonuç doğru falan. Nasıl oluyor bu? Puan verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Gibi. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar hatta şöyle, bunu biraz ileri götürelim. Yani Cassas'ın şu anda belki bir sayfada söylediği şeyi biraz açacak olursak. Her Allah'ın her fiili bir faide içermesi lazım. Bu faideyi de bakıyoruz, ne olabilir bu? Bir anlam. Ya bize zulmetmek için, dalı geçmek için falan. Ondan sonra ya kendisi için ya da bizim için bir fayda. O zaman faide dediğimiz şey menfaat, maslahata dönüşüyor. Ha, o zaman şariden her çıkan fiilin arkasında bir fayda var, maslahat var. O zaman şari'nin her hükmü de ne içermesi lazım? Bir maslahatı içermesi lazım. İşte bu maslahat şeyde illet oluyor. Kıyas yaparken illet oluyor. İlletleri topluyoruz. Genel olarak şari'nin maslahatı var. Hedeflediği maslahatlar var. Ve mesela hükümler, maslahatları taşıyan şeyler olduğu için mesela hukukun temeli maslahat ve fayda kavramıyla oluşuyor. Yani o anlamda şeye çok benzer görünüşte. Hani faydacıdır yani. Bütün İslam literatürü faydacıdır. Özellikle Mutezile'den gelen literatür. Daha sonra Eşariler de arka kapıdan dahil oluyorlar bu faydacılığa. Çünkü bakıyorlar tıkanıyor, gitmiyor yani. Arka kapıdan giriyorlar. Maslahat yoluyla onlar da giriyorlar. Şu demek yani. Mesela hak kavramı, işte hak kavramı çalıştım ya ben. Hak kavramının özü nedir? Hanefiler usulü fıkıh kitaplarında incelemiş bunu. Hak kavramının özü, hak ve hüküm aynı şeydir aslında. Hükmü doğuran şey haktır. Hakkı doğuran şey hükümdür. Mesela başkasının malının haramlığı demek, milk demektir, mülkiyet demektir. Mülkiyet hakkını doğurur. Mesela Hanefi kitaplarında bakarsanız usulü fıkıhta hakkı nasıl tanımlar? İkiye ayırır işte Allah hakkı, kul hakkı. Kul hakkı kulun ihtisasında olan maslahatlardır. Bakın özü maslahat aslında. Bunlar aslında derin bir anlam ifade ediyor. Tabi bu maslahat hangi maslahat? Şari'nin evrini yaratırken gözettiği maslahatın bir benzeri. Tamam mı? Yani bütün şari'nin fiilleri maslahatla muallel, maslahat var arkasında. Fıkhi hükümler de maslahat. Başkasının malının haramlığını şari'yi yasaklarken mülkiyet sahibinin milkini koruyor. O halde şey nedir yani hak nedir? Bana bir hak kazandırıyor bu hüküm. Hak, mesela özel haklar, kul hakları, özel haklar, kulun ihtisasında olan, ferdi inhisarında olan şeylerdir. Yani konusu belli, sahibi belli. Konu bu çanta, sahibi de benim. Allah hakları da ferdi inhisar ve ihtisas altında değil de, bütün insanların faydası için getirilmiş, maslahatı için getirilmiş hükümlerdir. Yani her yerde artık karşımıza maslahat kavramı hukukun özü olarak çıkıyor. Bu tamamen kelamdır. Bak, bu çıkış tamamen bu kelami düşünceden kaynaklı. Tabii Mutezile ya da Hanefiler rahattır bu konuda. Maslahatı hemen koyarlar şeyde. Hak kavramının tanımında, diğer konularda da. Hukuka geçtiğin zaman masalih-i mürsele, maslahatı da çok rahat kullanırlar. Evet. Hani size şeyden bahsetmiştim belki. Eşari yöntemi, yani illeti, maslahatı. Eşarilerin temel düşüncesi şudur. Şari'nin hiçbir fiilinde hiçbir gaye yoktur. Eşariler şari'den gayeyi alıyorlar. İradeye, felsefeciler iradeyi alıyor. Değil mi?
Bir tür yani iradeyi alıyor ama gaye hep gayedir. Yani gayeyi çok kutsuyor. Şeyler, kelamcılar gayeyi alıyor, iradeyi ön plana çıkarıyor. İkisi bir olmuyor yani. Şeyde yani bu tarafta hem irade var hem gaye var Şari'de. Dolayısıyla Şari'den sen gayeyi alırsan, o da kelami amaçla yapıyorlar gayeyi. Gayeyi alırsan Şari'den illet kalmıyor, maslahat kalmıyor vesaire vesaire. Tıkanıyorsun. Tıkanınca da Cüveyni'den itibaren ve Gazali, Şifa-ül Galil'lerde Mutezile'nin maslahat anlayışıyla, illet anlayışıyla kıyas yapmaya çalışıyor. Gazali dediğim gibi, Gazali yap her şeyi çok yaptığı şeydeki arızaları kendisi çok güzel söylediği için. Yani Gazali'yi okuyunca daha iyi anlıyoruz. Gazali bu işi yapınca 2-3 yerde kitabında, özellikle Şifa-ül Galil'de size söylemiştim. Bak diyor, böyle yapıyorum ben diyor. Hani bir de şunun için yapıyor Gazali. Kıyas, yani fıkhi kıyasın, kıyasla ilgili çok ciddi şüpheleri olduğu için tek başına fıkhi kıyas, benzetmeyle verilen hükümlerin çok fazla şer'i olmadığını düşünüyor. Kıyası maslahatla birleştirerek, yani maslahatı kıyasın içine katarak biraz şey yapmaya çalışıyor. Yani benim burada tikel benzetmem. Fer'i asla tikel olarak benzetmem, kıyas, teşbih. Bunun meşruluğunu nasıl savunabilirim? Bu kıyas nasıl meşru bir yöntem falan derim. Dinin dışına çıkmış oluyorum. Hayır diyor, Şari'nin genel maslahatlarını dikkate aldığımız zaman bu kıyası yapmamız meşru diyor. İşte genel maslahatları meşruiyet sebebi olarak kullanıyor. Ondan sonra da diyor ki, ne diyor ondan sonra? Ha, bak diyor, bunları söylüyorum ama diyor, şimdi bilmeyen beni Mutezile zannedecek diyor. Bak bu müthiş bir laf işte, Gazali bu. Başkası bunu söylemez. Hani benim bunları söylemeye hakkım vardır der. Hayır, Gazali farkında. Ben bunları işte şu bağlam olmadan ben söyleyemem. Beni sakın Mutezile zannetmeyin diyor. Hatta kitabın 2-3 yerinde tekrarlıyor, bir yerde de değil. Anlatıyor, tam gaza geliyor. Çok güzel söylem, öyle bir gitmiş ki, yeni bir söylem. Vallahi diyor, Mutezile değilim. Sakın ha, benim böyle bazen oluyor diyor, başıma Mutezile falan şey yapmayın diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani her şeyi belirleyen bir şey bu maslahat, menfaat, faydacılık. Ha, bunun işte klasik işte bentamcı, değil mi? Bentam var. Başka kim var? Milde mi faydacı? Bentamcı faydacılıktan farkı var. Çünkü Şari'den gelen fayda aynı zamanda iyidir de. Bu Şari'den geliyor ya. Şari'nin fiilleri de iyi, ondan kötü sadır olmaz buraya göre. Aynı zamanda iyiyi de temsil ediyor falan. Oralardan belki biraz kurtarırız. Tamam mı? Evet. Dolayısıyla böyle bir Şari tasarımında diğer şeylerin yasak olması mümkün değil. Çünkü hayatta kalmak, yaşamak bizi yaratmış. Bizim için evren yaratılmış. Şer'i hüküm yoksa ben gidip ağaçtaki elmayı yerim. Kendi bahçemdeki elmayı yerim. Hani şer'i hüküm yok, hiç hukuk yok değil. Var. Elma senin, yiyebilirsin kardeşim. Evet. İşte şu ikinci görüş var ya, yasak görüşü. Bu çok meşhur, her yerde tekrar edilen bir görüş. O yiyemezsin diyor yani. Yasak. Prensip olarak yasak. İlki olarak yasak diyor. Bu görüş işte tam eşarilikten çıkmış bir görüş değil. Belki çevre içinden çıkmış olabilir. Yine ehlire içinden çıkmış olabilir. Her yerde tekrar edilir. Evet. Burada bunun pek çok delili arkadaşlar sunuluyor. Yani tartışma bu minvalde gidiyor. Şimdi şöyle yapalım. Evet. Burada Cassas'ın esas tartıştığı konu şu, şey yaptığı, muhatap aldığı konu, yasak diyenler. Yani aklın karar veremediklerinde esas olan yasaklıktır. Ondan sonra şey şu, peki neden? Neden yasaklıktır? Çok tekrar edilen ve literatürü aslında çok belirleyen bir şey var, argüman var. O da şu, şer'i bildirim gelmemişse, hitap gelmemişse hukuk yoktur. Ama şöyle bir şey vardır, hukuk yoktur ama insanlar arasında hukuk yoktur. İlahi bir hukuk var. Evrenin maliki kim? Allah. O gördüğümüz koyunlar, ağaçlar kimin?
İdris ya bir su alabilir miyim şöyle şey, paket. Allah. Ha, o zaman biz Allah'ın mülkünde olan bir şeyi, onun bize yiyebilirsin, şimdi yiyebilirsin demesinden önce, yiyebilirsin demek şer'i bildirim. Nasıl yeriz? Böyle bir teorik sorunla karşılaşıyor. Herkes de bu sorunu ciddiye alıp, ha, bu önemli bir şey diyor hakikaten. Allah'ım, insanlar arası hukuk olmasa bile şer'i bildirim yok ama Allah var. Allah sahibi bu, evrenin sahibi. Tabii o kişi Allah'ın evrenin sahibi olduğunu da bilemeyebilir. Yani böyle bir şey yine ama işte bir şekilde Allah inancına varıyor. Çünkü bu yasaklık görüşü biraz bu çevreden gelen bir görüş. Peki o kişinin o elmayı yemesini şey yapalım, hadi bana temellendir diyor, Cassus'a soruyor. Bütün kitaplarda bu vardır. Temel mevzu budur yani. Evet. Cassus şimdi buna cevap vermeye çalışıyor. Efendim, ne dedik? Evet. Bir dakika bakalım. Çünkü sahibinin izni olmadan, yani malikin sana izin vermesi olmadan, malikin mülkünde tasarruf etmek yasak. Arkadaşlar bir de şu var tabii. Bütün kelamın aslında yöntemi kıyasul gayb ale şahit. Bak burada hep aslında kıyasul gayb ale şahit yapıyoruz. Hani bu dünyada malikin mülkünde onun izni olmadan tasarruf yapmak caiz değilse Allah'ın mülkünde de yapamayız. Bu kıyasul gayb ale şahit yöntemi. Ondan sonra bu dünyada adalet ise Tanrı'nın da adaletli olması iyidir vesaire vesaire. Her şey aslında bizim kıyasul gayb aleşşahitle. Yani bu dünyayı esas alarak gayb hakkında analojik akıl yürütmelerimizle oluşan bir kelamdır. Bütün kelam. Bunu değiştirmek de zordur. Yani çünkü kelam bize hitap ediyor. Biz Allah'ın ne olduğu zaman iyi olacağını nasıl karar veriyoruz? Bu dünyadaki iyilik anlayışımızla. Bu dünyada adalet iyiyse Tanrı'nın da adaletli olması iyidir. Zulüm kötüyse, değil mi? Buradan hareketle. Evet. Kıyasul gayb ale şahit yöntemi üzerinde de ciddi tartışmalar oluşuyor sonra da. Kim kabul etmiyor kıyasul gayb ale şahiti? Daha sonra da Gazali kabul etmiyor. Analojik yöntemi kabul etmiyor. Ne demiştik hatta? Gazali bunu kabul etmeyerek kelam yolunu tıkıyor Gazali. Gerçekten kıyasul gayb ale şahit yapmasa şey yapamazsın yani. Belki ontolojik olarak işte evren yani şöyle Tanrı'nın varlığını belki hudüs deliliyle ya da imkan deliliyle ispatlarsın. Dini alan değil çünkü burası. Şeye de gerek yok. Kıyasul gayb ale şahide de gerek yok. Gelirsin işte o zaman alem hadistir dersin. Hadise alemi yaratan olması lazım dersin. Bir yaratıcı vardır dersin. Peygamber göndermek aklen caizdir dersin. Orada kalırsın. Yani dini temellendirirsin ama İslam'ı temellendiremezsin. İslam'ı temellendirmek için kitap üzerinden temellendireceksin. Bu kitabı neden kabul ettin sorusuna sorusunda tıkanabilirsin. Evet. Uzatmadan söyleyelim. Cassus diyor ki, kardeş diyor bak tamam güzel, başkasının mülkünde tasarruf etmek şey değil. Yani şunu bir daha söyleyeyim ama her bu ibahi asleyi savunan herkes arkadaşlar bu görüşle şey yapmak zorunda kalmış. Tamam mı? Bir değil, iki değil, nereye elinizi atsanız bu çıkıyor yani. Başkasının mülkünde tasarruf. Hani ayetlerde de Allah'ın mülkü falan diyoruz ya zaten. Ha, şu anda hitap gelmedi, şer'i hitap gelmedi ama şimdi biz şer'i hitap gelmeyen bir dönemi şu andaki düşüncemizle diyoruz ki onlar Allah'ın mülkü. Cevap şu. Cassus'un cevabı şu. Biz Allah'ın mülkünden istifade ediyoruz. Yaşamak için etmemiz lazım mesela. Ama bu Allah'ın mülküne bir zarar vermiyor. Mesela başkasının bir evi var. Güneşte biz onun gölgesinde gölgelendiğimiz zaman başkasının mülkünden istifade etmiş oluyor muyuz? Onun izni olmadan oluyoruz. Gölgeliğinde şey yapıyoruz. Ya da evinde yemek pişiriyor. Çok güzel kokular geliyor. Kokladığımız zaman işte başkasının mülkünden istifade etmiş oluyor muyuz? Oluyoruz. Zarar veriyor muyuz? Vermiyoruz. Yani buradaki sorun karşı tarafa bir zarar veriyor muyuz? Vermiyoruz. Malik'e bir zarar veriyor muyuz? Vermiyor muyuz? Biz Allah-u Teala'ya zarar verebilir miyiz? Veremeyiz. Mesela elmayı yedik diyelim. Ağaçtaki elmayı yedik. Elmayı aslında itlaf ediyoruz. Bunu kabul ediyor. İtlaf ediyoruz ama Malik'in mülkü açısından değişen bir şey yok. Neden?
Şimdi biz bir başkasının bu dünyada elmasını yersek, elmanın şeklini, şemalini değiştirmiş oluruz. Malik bu elmadan artık istifade edemez. Ama bahçedeki bir elmayı biz yediğimiz zaman, tamam mı? Onu parçalıyoruz mesela. Parçaladığımız zaman cevherleri ne bir şey oluyor mu? Olmuyor. Yani şari'nin aslında sahip olduğu cevher sayısı aynen duruyor. Bizim üzerinde gerçekleştirdiğimiz şey, elmanın üzerinde gerçekleştirdiğimiz şey sadece arazları değiştiriyoruz. İşte bütünlüğünü bozuyoruz, parçalıyoruz vesaire vesaire. Dolayısıyla şari açısından, şari'nin cevherleri aynen duruyor. Önemli olan cevherler. Şari isterse arazlarını tekrar yaratıp elmayı tekrar bir araya getirebilir. Çok basit onun için zaten. Falan. Basit bir soru bizi buralara götürüyor. Böyle cevaplar vermemiz gerekiyor ki işte başkasının mülkündeki tasarruf işini böyle açıklayalım. Bu konu biraz uzadı. Evet. Evet. Yine Cassas cevap veriyor. Allah bizi yarattı. Yaşamak için yarattı. Demek ki şurada, demin söylediğim şeyi şimdi açıklayacağım. Belli şeyleri yapmamız demek ki serbest olması lazım. Yani şari bizi hemen aklımız başımıza geldiği zaman intihar etmemiz için yaratmadı. Dolayısıyla belli bir alanda, yani cevap verdiği kişi de biraz dedim ya ehli reyden, belli bir alanda kişileri yapmamız zorunlu olduğu için, yaşamak için. Dolayısıyla bu alanda belli bir şey iyiyse, yani şeyse daha doğrusu, mübahsa, demek ki bu alanda mübah şeyler var. Bu mübahlık diğer yerlere de sirayet edebilir demek istiyor. Kestirip attırıp böyle yasak dememiz anlamsız diyor yani baştan. Falan. Evet. Evet. İşte bu. Şimdi ayetleri delil gösteriyor arkadaşlar. Yani ayetleri burada delil göstermesi şu anlamda. Yani şari'nin şeyi şu zaten. Şari zaten bize bunu hitap geldiği zaman bildirmiş. Ben yeryüzündeki her şeyi zaten insanlar için yarattım. Dolayısıyla her şey insanlar için yaratılmışsa yasaklıktan bahsedemeyiz. Sünnetten deliller var vesaire. Ve konu burada bitiyor. Şimdi icmaya hoş geldiniz arkadaşlar. Konumuz icma. İcmaya geçiyor. Hızlı bir geçiş oldu. Arada en azından bir su içelim. İcma ve kıyasımız kaldı. İcmayı aslında bu derste bitirmeyi düşünüyordum ama yani şey net icmada. Çok uzun değil. Temel düşünceler net. Daha önce de anlattığım bir konu olduğu için. Şimdi kitap, sünnet, ibahi asliye, icma. Evet. Şu andaki şeyimiz bu. İcmaya geldik. İcmada çok ustalıklı buluyorum ben Cassas'a. İcma konusunu çok ele almış. Yani öncesinde neredeyse icmanın teorisiyle hiçbir şey yok. Arkadaşlar, öncesinde neredeyse icmanın teorisiyle ilgili hiçbir şey yok literatürde. Cassas'tan sonra da Cassas'ın üzerine söz söyleyecek artık bir şey bulmak zor. Bitirmiş yani icma işi. Evet. Gazali de aynen yine buradan çok ciddi istifade etmiş. Evet. Yine adet kavramını kullanıyor icmayı temellendirmek için. Gazali adet kavramını biraz daha fazla kullanarak bir yenilik yapmaya çalışıyor ama yine Cassas'taki fikri esas alarak. Şimdi efendim, icma aslında bu zamana kadar mesela haber-i vahidi temellendirmede vesaire birçok şeyi temellendirmede karşımıza çıkıyordu. Biz aklen haber-i vahidi temellendiriyoruz ama bir yere kadar. En son ne diyoruz işte? Sahabe bu konuda icma etmiştir. Sahabedeki sahabenin bütün yani haber-i vahidle ilgili mesela tavırlarına baktığımız zaman haber-i vahidin delil olduğunu biz anlıyoruz. Kimse ya bir tane haberden delil olmaz vesaire vesaire demiyor. En fazla ne yapıyor? Haber eğer Kur'an'a muhalifse bir şeyde bulunuyor. Ya, yani neden delil değil? Çünkü Kur'an'a muhalif olduğu için delil değil diyor bazen insanlar. Demek ki metni tenkit ederek yani bir yöntem var.
Ve bu yöntemlerin ortak noktası haber-i vahiyetin delil olması, sahabenin haber-i vahiyetin delil olduğunda icma etmesi falan. İcma bu anlamda çok önemli bir kaynak. Şeyleri çok temellendiriyor, dinin temel aslanını temellendiriyor. Şimdi o zaman geldik, icmaya çok yük bindi yani. Şimdi icmayı nasıl temellendireceğiz? Evet. Cassas diyor ki yani ilk dönemden itibaren İslam hukukçuları icmanın hüccet olduğunda ittifak ediyor. Fıkıhçılar gibi kelamcılar da icmayı delil kabul ediyor. Mütekellimun diyor. Mütekellimin fukaha ifadeleri var Cassas'ta. Efendim, çoğunluk mütekellim de şeyi kabul ediyor. Kelamcılar da icmayı delil olarak kabul ediyor. Daha sonra gelenlerde bazı şeyler, arızalar çıkmış diyor. Ama yani buna da itibar etmiyor. Çünkü öncesinde ilk devirler icmayı tamamen kabul ederek geliyor. Evet. Şimdi Cassas'ın tabii ki arkadaşlar icmadan anladığı esas şey sahabe dönemi icma. Ama sahabe döneminden sonra da icmanın var olduğunu söylüyor. Ama sahabe dönemi icmanı ayrı, sonraki dönemlerdeki icmayı ayrı ele alıyor. Esas şeyi sahabe dönemini temellendirmek. Çünkü sahabe dönemini temellendirdiğimiz zaman biz dini temellendirmiş olacağız. Yani haber teorisindeki esas amacımız tevatürü temellendirmekti ya, dini temellendirmek için. Haber-i vahiyeti de ayrıca temellendiriyoruz. İcmayı da özellikle şu anda ne için temellendiriyoruz? Sahabe dönemi icmanı temellendiriyoruz. Her şeyin temeli o. Diğer dönemlerin icmana da asırların icma diyor. Yani bir tür sonraki asırların icma. Evet. Hani onu bir tür, yani mütevatir haber neyse sahabe icma o bir tür. Haber-i vahiyet neyse de sonraki asırların icma o. Yani onlar olsa da olur, olmasa da olur gibi bir tür yani. Şey, ama şu açıdan olsa da olur, olmasa da olur. Yaptığımız iş büyük yani dini temellendirme noktasında. Evet. Şimdi, peki, icma düşüncesinin dayanağı biliyorsunuz, ismetül ümme. Ümmetin yanılmazlığı. Böyle bir ilke midir? İsmetül ümme, yanılmazlık ilkesi. Mesela diyelim ki, bütün dinlerde de aslında böyle bir yanılmazlık anlayışı var. Değil mi? Mesela Hristiyanlarda kim yanılmaz? Kilise yanılmaz ya da işte konsiller yanılmaz. Şeyde kim yanılmaz? Şia'da imamlar yanılmaz. İmamlar aslında çok yanılır. Değil mi? İmamları iki şekilde kurtarmış Şia. Bir, ne demiş? He? Beda demiş. Beda ile kurtaramadıklarını da ne demiş? Takiye demiş. Şimdi hani anlatmıştık ya şeyde nesih konusunda. Diyelim ki bir imam kendisinden sonra kimin iman olacağını açıklıyor. Bir sus. Değil mi? Açıklıyor. Risk alıp açıklıyor. Ama ölüyor. Bulu ermeden ölüyor çocuk. Ondan sonra hani diyorlar ya yani biz hani sen biz sana imam olarak biliyoruz. İmam da işte peygamber gibi bir şey. Belki daha büyük. Hatta bir ara şey vardı. Hümeyni'nin devlet kitabı vardı. Orada şey yazıyordu. Bizim imamlarımız yani peygamberlerden üstündür gibi laflar vardı. Tamam neyse. Şia'da olabilir böyle şeyler. İmam şurada şeyle kurtarıyor. Beda düşüncesiyle kurtarıyor. Beda oldu. Allah fikrini değiştirdi gibi. Bu siyasi bir karar değil mi zaten? Değiştirdi gibi. Öyle, evet. Haberlerde şey olmaz ama Mutezile'ye göre. Haşa. Ben şunu da anlamakta zorlanıyorum. Mutezile ile Şiilik bayağı böyle bir arada yaşamış uzun süre. Aslında Mutezile'ye göre Şia saçma sapan bir mezheptir. Yani Mutezile'nin düşüncesine göre. Nasıl bir arada yaşamışlar etmişler ve Şia'ya bakın arkadaşlar. Ben Hasan Sabbah'ın metinlerine bakıyorsunuz. Mutezile diliyle gidiyor. Adalet, hikmet. Neden işte bizim bir imama bağlı kalmamız gerekir? Bunu şeyle açıklıyor. Yine Mutezile diliyle açıklıyor. Yani bu Mutezile'nin adalet, hikmet dili aslında ilk dönemin şeylerine hep hakim olmuş. Mutezile, Mürci'e, Şia, Zeydiye falan. Evet. Yakında Türkiye'de şey çalışmaları da başlayacak. Başlar yani.
ne çalışmaları, ne dedim şimdi? Bu ibaziye çalışmalarını, yani haricileri de biraz anlamak lazım. Hariciler de anlaşılmıyor. Çok temel bir grup hariciler. Sadece orada kalmamış, devlet kurmuşlar, şey yapmışlar. Yani haricileri de bilmiyoruz arkadaşlar, onu demek istiyorum. Hariciler işte böyle, hariciler işte. Şey mantığıyla yaklaşıyoruz. Onların da bir teorisi var, devletleri var, İslam tarihine etkileri var vesaire. Muhtemelen onların dili de itizal diline benzer bir dil. Evet. Nasıl, her şey yolunda mı? Eminsin değil mi? Evet. Tamam. Mikrofonumuz yeterli. Öbür mikrofonu takmadığım için bir şey kafaya takmayayım. Mikrofonu takayım yeter. Yandı mı? Yeni mi yandı? Evet. Öbüründe ışık yok işte. O güzel oluyor. Bu mu daha iyi? Yani o bitiyor mu? Biraz devam edebiliyoruz hocam. Yarım saat kadar. Evet. İşte İslamiyet'te de yanılmazlık kime verilmiş? Ümmete verilmiş. Peki ümmetin yanılmazlığını biz aklen çıkarabilir miyiz? Yani icmanın akli bir dayanağı var mı? Full akli bir dayanağı var mı? Yok. Yani akıl mesela bir grubun yaptığı şeyin tamamının yanlış olmayacağını, yani büyük bir grubun yaptığının yanlış olmayacağını, haber verdiğinin yanlış olmayacağını, hadi diyelim söylese ne olur? Akıl bunu söylese ne olur? Akıl dese ki icmanın dayanağı aklidir dese. Bundan hangi sonucu çıkarırız? Bundan şunu çıkarırız. O zaman daha önceki dinlerde, dinlerin de bozulması zor. Yani Yahudilere sorsak, kardeş sizin dininiz bozuldu mu? Yok. Yani bozulmadığına icma ettik biz dese, o zaman yine İslam'ı temellendirmemiz zorlaşır. Hristiyanlara sorsak, gayet güzel işte, memnunuz biz. Ümmet böyle gidiyor işte falan. Değil mi? Hani dolayısıyla akli olmaması gerekiyor. Yani Allah'ın ümmete bir tür İslam ümmetine şeyi olması gerekiyor. Nesi? Lütfu. Lütfu. Allah'a da sorgulamaz. Yani adalet kavramıyla da gidemeyiz. Niye Yahudilere, Hristiyanlara vermedi de Müslümanlara verdi? Sorgulayamazsın. Bu bir lütuf, adalet değil. Olabilir yani. Bu İslam da bozulabilirdi. İşte icma olmayabilirdi falan. Bu lütuf gibi temellendiriyoruz. Evet. Kavramların hepsi aslında derinlikli kavramlar. Nerede hareket ettiğimizi bilirsek, nerede hareket ediyoruz? Aslında cambaz ipte ne yapıyor? Karşıya geçmeye çalışıyor şu anda. Yani öyle gülü oynaya değil, çok dikkatli gidiyor. Tamam. Karşıya geçip de düğmeye basınca şey iniyor. Ne iniyor? Büyük bir, söyleyin, köprü iniyor. Diğer insanlar gül oynaya geçiyor. Ama birilerinin karşıya geçip aşağı düşmeden şey yapması gerekiyor işte. Hani ben bu anlamda ehlilerin bu çabasına değer veriyorum yani. Bunlar karşıya geçip düğmeye basıp herkesin geçeceği bir yol. Evet. Peki nedir delili? Şer'i dedik ya, lütuf dedik efendim. Delili şu. Tabii bir tane delil yok. Cassas burada şunu yapmaya çalışıyor. Adını koymasa da manevi mütevatir dediğimiz şeyi yapıyor. Yani tek bir ayet, tek bir hadis falan değil. Daha sonra çok fazla kullanılmayan, çok güzel bir yöntem. Yani Gazali bunun büyük bir kısmını kullanıyor da şunu kullanmıyor mesela. Ayet-i kerimelerde diyor ki,
Estağfirullah. Ve kezalike cealnakum ummeten vasatan litekunu şuhada'a alennas. İnsanlara şahit olasınız diye sizi vasat bir ümmet kıldı. Bu sözünde ilk muhatapları tabii ki sahabe dönemi. Peki insanlara şahit olmak ne demek? Yani şuhada'a alennas ya da şehide diyor. Ne demek insanlara şahit olmak? Şu, sizin şahitliğinizle mahkeme nasıl karar veriyorsa, sizden sonraki insanlar da din hakkındaki sizin şahitliğinizle karar verecek. İnanacak ya da inanmayacak. Dolayısıyla sizin buradaki şahitliğiniz çok önemli. Yani onlara dinde çok temel, önemli bir misyon yüklüyor. Yani bunu ben başka bir yerde de bu şekilde görmedim. Buna çok önem veriyor. Hatta bak, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Sizin şahidiniz de kim? Peygamber. Siz din hakkında neye göre hükmediyorsunuz? Yani dine kimin şahitliğiyle giriyorsunuz? Peygamberin şahitliğiyle giriyorsunuz. Peygamber sizin için bir din getiriyor. Ha, ama ennas, sizin dışınızdaki insanlar, işte orada sizin yanınızda yaşamayan, o anda yaşayıp da başka yerlerde yaşayan ya da sonraki nesillerden gelecek insanlar da sizin şahitliğinizle şey yapacak. İşte dini temellendirecek. Din sizin şahitliğinizle ispatlanacak. Şahitlik ne kaynağıdır, ne işe yarar şahitlik? İspattır. Kesinliktir, ispattır vesaire vesaire. Bunu çok iyi yakalamış. Evet. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Yine bak ayetler var. Her şeyden önce bunu söylüyor bir defa. Tabii, وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا. Vasat, terazi ortada, adil, eşit. Yani adalet. Siz adaletli bir toplumsunuz. Ha, teker teker içinizde şeyler çıkabilir. Genel olarak. Evet. Anlaştık mı? Ondan sonra malum, işte... bak yine var. Yani Kur'an-ı Kerim'de 3-4 yerde geçiyor. Aynı şekilde. Ve fi haza liyekuna ar-rasulu şehiden aleykum. Yani peygamber sizin şahidiniz. Ve tekunu şuhada alennas. Siz de insanların şahidisiniz. Yani insanlar sizin vasıtanızla bu toplumdan gelen haberle, çünkü din haberdir daha sonraki insanlar için. Sizin ittifak ettiğiniz haberlerle din sonraki insanlar için kesin bir kanıta dönüşecek. Evet. Tamam. Soruları alıyor Cassas. Soruları alalım diyor. Efendim. Ayetlerde ümmetin adaletli, bütün ümmetin adaletli olduğundan bahsediliyor ama teker teker insanların adaletinden bahsedilmiyor. Dolayısıyla yani teker teker hepsinin adaletli olduğundan emin olamıyorsak nasıl ümmetin toptan adaletli olduğunu söyleyebiliriz. Efendim. Yani zaten bizim söylediğimiz de bu diyor. Teker teker insanlar adaletli olmayabilir ama bütün bir araya geldiği zaman adaletli. Yani bir insan fire verebilir ama bütünün fire vermesi mümkün değil. Çünkü bütünün onayını almış bir şeyin artık adaletsiz olması mümkün değil. Çünkü yanlış bir şey olsa mutlaka ümmet bunu düzeltir. Evet. Efendim. Daha sonra işte müminlerin yolundan başka bir yol tutmak. Nisa suresi 115. Ondan sonra kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'ruf ve tenhevne anil münker. Mutezile bunu haber olarak alıyor. Yani Allah Teala bu ümmetin emri bil ma'ruf nehi anil münker yaptığını haber veriyor. Dolayısıyla ümmetin tamamı bir araya geldiği zaman bu emri bil ma'ruf yapan, nehi anil münker yapan bir ümmet. Dolayısıyla buradan ne çıkmaz? Hata çıkmaz. Hepsi bir araya geldiği zaman. Efendim, ondan sonra sünnetten delillere geçiyor. Sünnetten deliller bildiğiniz işte لَا تَزَالُ تَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِي قَائِم۪ينَ عَلَى الْحَقِّ. Ondan sonra لَا تَجْتَمِيُوا اُمَّتِي عَلَى دَلَالٍ ya da عَلَى الدَّلَالِ يَدُ اللّٰهِ مَعَ الْجَمَاءَ falan, لُزُومُ الْجَمَاءَ gibi. Cassas diyor ki, bu ayetlerdeki bu anlam ile, şimdi ayetlerde bir anlam var ama icma delil diye bir şey yok. Ümmet vurgusu var.
hadislerdeki bu farklı farklı rivayetleri bir araya getirdiğimiz zaman bildiğimiz mütevatire benzer bir anlam çıkıyor diyor. Manevi mütevatir, işte Gazali'nin ifadesiyle. Dolayısıyla icba bir delildir. Kitap ve sünnetten bunu ispatladık. Evet. Yani bu farklı farklı yollarla bize ulaşması falan şey taşıyor. Tevatür anlamı taşıyor. Bizim yaptığımız, yani esas temellendirmeye çalıştığımız şey burada şey. Sahabe icma, onu tekrar söyleyelim. Efendim. Peki, buraya kadar güzel. Daha sonraki asırların ehlinin icmağı, icma mı? Yani bu da sahabe icma gibi mi? Efendim. Şimdi tabii bunu ayrı ele alıyor. Bunu ayrı ele alması çok önemli bir şey. Bizim usul kitaplarında bu ayrım yapılmıyor mesela. Bunu, yani ilk dönemin icma çok önemli. Cassas diyor ki, bizim mezhebimiz ve fukahanın genelinin mezhebi böyle diyor. Yani biz ne yaparız? Sonraki asırların icmağında icma kabul edebiliriz. Neden? Çünkü icmanın delili olan ayetlerdeki, hadislerdeki o anlam sadece özellikle sahabeye tahsis edilmiş değil. İslam ümmetini genel olarak ele almış. Dolayısıyla burada bir umum anlamı var. Bu umum anlamını delil olmadan tahsis etmenin bir anlamı yok. Gibi. Evet. Dolayısıyla sonraki asırların icmağı da şeydir, kabul edilir. Olursa. Bir itiraz geliyor. Sen böyle diyorsun ama mesela Ebu Hanife'nin bir sözü sanki bunu reddediyor diyor. Hani her zaman söylediğim Cassas şeye mezhep imamlarının görüşlerini bulmaya çalışıyor ya. Bu anlamda usul tarihi yapıyor. Nedir bu görüş? Ebu Hanife işte sahabe bir konuda toplanırsa, ictima ederse onu kabul ederiz. Tabiin ictima ederse biz de araya gireriz. Hatta ne diyordu araya gireriz'i? Onu diyor da araya gireriz'i şey, üzahimuhum falan diyor Ebu Hanife. Üzahimuhum, yani o şeye zahmet, kalabalığa ben de girerim, aralarına girerim yani. Bir dakika biz de varız falan diyor. Demek ki sahabe icmanı kabul ediyor, tabi'nin icmanı kabul etmiyor Ebu Hanife. Şey güzel tabii, Cassas'ın buna cevap veremesi, tek elle cevap veriyor. Yani sahabe, Ebu Hanife sahabe değil. Sahabe ictima ederse kabul ediyor. Ama tabiindi diyor kendisi. Dolayısıyla Ebu Hanife de okey demeden zaten icma olmayacağı için. Ebu Hanife'den önceki diyelim ki diğer 30 tane tabiun alimi bir konuda birleşti. İcma oldu mu? Olmadı. Şu anda bir içtihat bu. Ebu Hanife de bunun aksini söyleyebilir. Çünkü Ebu Hanife'nin de onayı olmadan tabiunun nesi mümkün değil? İcma mümkün değil. Yani icma öyle bir delil. Yani son kişi görüşünü söylemeden icma oluşmayacağı için benim üzerimde hiçbir otorite yok. Diyelim 40 kişi alimler, 39'u ittifak etti. İcma falan oluşmadı. Bu bir kişinin görüşü gibi. Ha 39 kişinin görüşü, ha bir kişinin görüşü. Benim sözümü, görüşümü açıklamama bir baskı oluşturur mu bu? Olmaz. Eğer oluştursa o zaman bu icma olmaz. Yani 40 kişiden 21'i evet dediği zaman diğer 19 kişi ya çoğunluğu yakaladık, biz farklı düşünüyoruz ama falan. Yok, herkes kendi görüşünü söyleyecek. İçtihat serbestisi. Dolayısıyla bunu söylüyor diyor efendim. Ama tabii ki sahabe döneminden sonra icma olmuş mudur, olmamış mıdır? Bu teorik bir tartışma. Hani ümmeti biraz şey yapalım aslında. Bu da belki bir hukuki, bir siyaset bir tarafı da. Yani ümmet, hani sahabe icma iyiydi. Ondan sonra siz yapamazsınız. Ya sonrakiler siz kimsiniz falan. Yani zaten gittikçe hayrunnas karni sümmellezine yelunehum sümmellezine yelunehum eğer devam ettirirsen biz yelunehum melunehum olduk. Değil mi? Hani o öyle olmasın işte. Yani ümmet her zaman kendisine bir özgüven duysun gibi bir anlayış olmuş ama belki. Değil mi? Hani sahabe döneminden sonra icma olmaz. Onların icmasının bir önemi yok falan gibi bir anlayış da olamazlar. Evet. Şimdi arkadaşlar İcmanın dayanağı. İcmanın dayanağı neler olabilir?
nispeten teknik bu konu. Bir defa icmanın dayanağı tevkif olur. Birincisi. Yani tevkif ne demek? Şer'i bildirim. Bir şer'i bildirim icmaya dayanak olabilir. Yani efendim diyelim ki namaz kılın diyor ayette. Şer'i bildirim. Ümmette namaz, hakikaten bu namaz bildiğimiz namazdır. Böyle kılınan namazdır. İcma eder buna. Bu çok önemli bir şeydir. Hani kitap, sünnet, icma diyoruz ya, bu çok önemli bir şeydir. Yani icmanın en önemli fonksiyonlarından bir tanesi de budur. Tevkif üzerine icma, bunu herkesin böyle anlaması, farklı anlamaması önem arz eder. Dolayısıyla icmanın birinci dayanağı tevkiftir. İkinci dayanağı yani naslar, nasların anlamı üzerine icma. İkinci dayanağı da naslardan istihraç, naslardan bir anlamı çıkarıyorsun. Yani açık değil o. Dil yoluyla bir anlamı çıkarıyorsun, bunun üzerine icma oluyor. Şey gibi, ne gibi diyelim, hani nasın delaleti gibi. O nasın açık olmayan bir delaleti üzerinde icma oluşuyor. Bir de hızlı söyleyelim burayı, kıyas ve rey üzerine icma. Bu üçü de icmaya dayanak olabilir. Birincisinde, tevkifte yani herkes anlıyor o anlamı aslında, anlayabilir. İkincisinde yani naslardan dil kurallarıyla, hani bu nasın delaleti kıyas mıdır, dil ile mi elde edilen bir görüş sonuçtur diye tartışma var ya, nasın delaleti tam teknik anlamda bir kıyas değil, analoji yapmıyorsun. Dil kurallarını biraz derinliğine kullanıyorsun, bunda olabilir. Bir de tamamen teknik bir akıl yürütme olan analoji ile olabilir. Rey ve iştihat da olabilir. Bunların hepsi dayanak olabilir. Efendim, bunlara örnekler veriyor. Şöyle bir soru sorulabilir tabii. Yani kıyas çok güçlü bir delilken nasıl olur icma kıyasa dayanak, kıyas icmaya dayanak olabilir? Hiç bu problem yok bunda. Eğer kıyas yapılıp da insanlar bu kıyas üzerine ittifak etmişlerse, biz yani şeye bakarız, insanların ittifak etmesine bakarız. Dolayısıyla bazı kıyaslar da açık olabilir. Yani normalde teorik olarak çok zor kıyas konusunda insanların ittifak etmesi ya. Hani bu kıyas belki şöyle olabilir. Yani ümmetten birileri hemen bu kıyası yapmıştır Hazreti Peygamber'den sonra sahabe döneminde. Farklı görüşler belirmeden. Ha, herkes de bakmıştır, ha, bu böyle anlaşılabilir. Üzerinde ittifak hasıl olmuş olabilir. Arkadaşlar, yani aslında şu. İcma, sahabe icma dini temellendiren bir şey hakikaten. Ya onun da belli bir alanı var. Dinin aslını temellendirsin de, işte nineye biz zekattan ne kadar vereceğiz? Yani bu konuda ihtilaf olsun, çok önemli değil aslında. Yani yine şeye bakıyorlar esas. Dinin temellendirilmesiyle ilgili. Yani peygamberi herkes görmüş, gelmiş falan. İşte kitap bu. Bunu da icma etmişler. Yani bu kitapta şey olmadığı noktasında icma etmişler. Değil mi? Eksiklik, fazlalık. Bunlar. Burayı da geçtikten sonra şimdi efendim peki Allah hakkında hüccet olan icmanın niteliği. Yani tartışılan konu şu. İcmaya kimler katılabilir, kimler katılmaz? Yani kimin yaptığı icmadır? Bir defa şu. Burada ikiye ayırıyor. İcma bu noktada iki türlü. Bir tanesi herkesin katıldığı icma. Bir tanesi sadece avam değil, havasın katıldığı, alimlerin katıldığı icma. Herkesin katıldığı icma şu. Öğle namazının 4 rekat olduğu noktasında, herkesin bilebileceği bir hususta ihtilaf olsa, öğle namazının 4 rekat olduğunda kesinlik olmayabilir. Neden? Çünkü namazın 4 rekat olduğu, herkes kılıyor ya, avam da olsa, havas da olsa. Hani birisi dese ki ya biz peygamberden gördük, öğle namazın 6 rekat kılıyorduk, birisi 8 rekat kılıyorduk, birisi 2 rekat kılıyorduk demiş olsa, öğle namazının 4 rekat olduğunda icma olmaz, kesinlik olmaz. Burada en cahil insan bile buna katılabilir. Yani en cahil de demeyelim de. Zaten bir iki kişinin ihtilafına da bakmıyorlar yani. Yani böyle bir kişi, iki kişi basit.
efendim. Dolayısıyla havas ve avamın eşit olduğu konulardaki konular vardır. Burada havas ve avam icmaya katılır. Bir de insanları da onurlandırıyor. Bak siz de icmaya katılıyorsunuz. Yani avam da olsanız. Efendim. Ondan sonra yani ikisi de eşittir üstelik. Yani herkesin oyu bir tane. Bir de ilim ehline özgü yani havası özgü icma var. Bu da esas diyor bu ayetteki şühede alennâs dediği bu gruptur falan. Yani insanların yani ilim ehlini biraz onur ettik. Şimdi diğerlerini onur ettik avamı. Şimdi havası biraz onur ediyoruz. Esas şahitler bunlardır. Efendim, burada avamın sözüne itibar edilmez. Bunlar da işte akıl yürütmeyle, dil böyle derin dil analizleriyle, hani icmanın üç tane şeyi vardı ya dayanağı işte. Diğer icma dayanakları üzerinde yapılan icmadır. Bunlar da avamın sözüne itibar edilmez. Peki, temel bir soru. Yine daha önce de çok şeyi geldi. Peki, herkesin görüş açıklaması gerekir mi? Yani sarih icma olması gerekir mi icmanın delil olması için? Mesela sahabeden herkesin teker teker, evet peygamber gelmiştir, işte Kur'an korunmuştur, işte fazlası eksiği yoktur. Herkesin teker teker yazılı açık ya da sözlü beyanının bize ulaşması gerekir mi icma olması için? Bir defa burada çok rasyonel davranıyor yine şey, cessas. Hayır, sarih ifadelere gerek yok. Herkesten çünkü sahabe kaç kişiydi diyelim. Mesela Hazreti Peygamber vefat ettiği zaman diyelim 50 bin kişiydi. Kaç bin kişiydi? Vardır o kadar. Hepsinin sarih ifadelerine gerek yok. Hani biz öğle namazının 4 rekat olduğunu hani diyoruz ya öğle namazının 4 rekat olduğunu bilme noktasında avam havas eşittir. Havasın da ihtilafı varsa burada kesinliğe ulaşamayız. Dolayısıyla sükûti icmaya sığınmamız gerekiyor. Eğer dini bir şekilde icma üzerinden temellendiriyorsak, icmayı da sükûti icma üzerinden temellendirmemiz lazım. Çünkü Cassas açık bir şekilde diyor ki, hiçbir insanın bir konu hakkında bir asrın bütün icma ehlinin görüşlerini tek tek aktarması mümkün değil diyor. Biz mesela fıkıh yaparken, Hicri işte 120-130 yılında sahabe icmaından bahsederken, o konudaki bütün sahabelerin görüşlerini aktarmamız mümkün değil. Bu imkan dahilinde değil. İster ilk asırda olsun, bak bunu da söylüyor. İster sonraki asırlarda olsun. Dolayısıyla dinden bahsedeceksek icma zorunlu. İcmadan bahsedeceksek sükûti icma üzerinden gitmemiz lazım. Yani ne demek? Sahabenin önde gelen insanlarından ya da elimize gelen veriler üzerinden bakıyoruz. Hiçbir ihtilaf yoksa burada icma olduğundan bahsedebiliriz. O zaman nasıl düşüneceğiz? Diğer sahabenin konumu hakkında nasıl düşüneceğiz? Şöyle düşüneceğiz. Diğer sahabe eğer, değil mi? Bu konuda farklı bir şey olduğunu, kendi görüşünün farklı olduğunu ve insanların yanlış yöne gittiğini, yanlış yönde ittifak ettiğini gören bir sahabe nasıl davranırdı? Mutlaka karşı çıkardı. Çünkü emri bil maruf, nehyanil münker var. Sahabe emri bil maruf nehyanil münkerin farz olduğuna inanıyor. Allah-u Teala garantisini veriyor. Dolayısıyla geliyoruz aslında dini temellendirmenin bir yolu da yani icma üzerinden emri bil maruf nehyanil münker esası. Emri bil maruf nehyanil münker esasını biz kabul ediyorsak eğer sükûti icmayı biz esas alabiliriz. Çünkü yani dini ispat eden şey sahabenin şahitliği ya. Dolayısıyla mahkemede şimdi bir olayı gören herkesi mi şahit yaparız? Hayır. Değil mi? Gelir, birkaç kişi temsil eder, şey yapar. Bu toplumun da onayı demektir. Yani bu konuda farklı bilgisi olan birisi de gider başvurur, ben de şöyle gördüm der. Dolayısıyla sahabe yanlış bilgiye doğru gidiyorsa ümmet ne yapar? Mutlaka bunu buna karşı çıkar. Bununla ilgili verilerimiz de var elimizde. Şimdi tabii burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Hakikaten sükûti icmayı temellendirmeden şeyi temellendiremezsiniz. Ama bir mesela şeyin, Eş'ari'nin sükûti icmayı kabul etmesi zor. Sükûti icma çünkü nereye gider? Emri bil maruf, nehyanil münkere gider.
siz emri bil maruf nehyanil münkeri benimsemeden sükût icmayı kabullenemezsiniz. İkinci kez söylüyorum. Eş'ariliğin bu noktada dini temellendirmesi yine çok zorlaşır. Sükût-i icmayı kabul etme ya da şeyi emri bil maruf nehyanil münkeri kabul etmeden. Evet. Ki hakikaten ehli hadis ve eş'arilik emri bil maruf nehyanil münkerci değildir. Evet. Hatta çok enteresan Cassas der ki emri bil maruf nehyanil münker, bakın çok ilginç. Haricilerde de az çok var. Yani var. İlk grupların birçoğunda var. Kim bunu ortadan kaldırmıştır? Ehli hadis ortadan kaldırmıştır der. Emri bil maruf nehyanil münkeri. Özellikle ne yaparak? Özellikle devlete boyun eğerek. Devlet otoritesine full boyun eğerek. Yani yine zaman zaman bahsettiğimiz bir şey değil mi? Mesela bunu çok kızar yani şey. Ehli hadise. Siz şeyi emri bil marufu işte Müslümanlara düşmanlık olarak algılıyorsunuz. Halbuki emri bil maruf o değil der ehli rey. Evet. Kendimi vaaz ediyormuş gibi hissettim şu anda. Ezan okundu muhterem cemaat. Toparlayalım. Tam sonuna denk geldi ya. 1-2 dakikamız var. Şunları da söyleyip bırakalım. Peki, karşı tarafın şöyle itirazları var. Bazı olaylar var, diyor karşı taraf. Orada sahabe sanki böyle korkup susmuş. Mesela İbn Abbas Hazreti Ömer'den işte güya korkup susmuş falan. Ondan sonra, dolayısıyla sahabe biraz çekinebiliyordu falan gibi. Bunların hepsini Cassas açıklıyor. Hayır diyor, orada korkup susmadı diyor. Mesela sıranın kendisine gelmesini bekledi diyor, son konuştu diyor. Yani bizim zaten şey yaptığımız şu diyor Cassas, bir oturumda susmak falan değil. Bütün ümmetin beraber birlikte bir konu üzerinde susması mesela yani ve üzerinden uzun vakit geçmesi. Diyelim iki kişi farklı düşünüyor, yıllar geçmiş susmuş. Böyle bir şey olamaz. Belki görüşünü 5 dakika sonra, 10 dakika önce açıklayacak. Ona karışamayız yani. Ve dolayısıyla böyle ümmetin susmasına yönelik şeyler, eğer ümmetin sustuğunu ve şeyi açıklamadığını söylersek dini sustururuz demeye çalışıyor. Evet. Ondan sonra evet. Bak şimdi diyor ki yani bizim söylediğimiz şu diyor. Emri bil maruf ve sükût-i icma noktasında. Yani şunu kastediyoruz. İnsanlardan bir muhalefet ortaya çıkmaksızın bir görüşün yaygınlaşmasının ve bu hal üzere günlerin geçip gitmesinin biz onaylamaya delalet edeceğini söylüyoruz diyor. Yani böyle uzun sürenin geçmesinin. Çünkü ümmet yanlış bir şeyi onaylamaz. Onaylamaması gerekir, mutlaka bir şey çıkması gerekir içerisinden, tartışma çıkması gerekir. Birçok konuda çıktığı gibi. Ve ümmetin onaylaması için gerek, yani şöyle diyelim, bilen bir kişinin adeten itiraz etmesi için gerekli süre geçtikten sonra itiraz etmemesi onaylama anlamına gelir. Efendim, hemen hemen tamamdır ya. Evet. Bir iki konu daha var icma ile ilgili. Bir dahaki dersin başında onları anlatırız. İnşallah artık kıyas konusuna gelmiş oluyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Tekrar 23 Nisan'ınız kutlu olsun.